Dayanamadın değil mi Bahar? Merve'nin ailesiyle konuşmak için gelmemişsindir umarım. Anneciğim, kızına hoş geldin demeyecek misin? Ya sarılmayacak mısın? Hem sana güzel haberlerim var. Neymiş güzel haberler? Merak ettim. Merve'nin ailesiyle konuştum. Ne? Ne konuştun? Anne, haklıymışsın. Beni gerçekten onlar şikayet etmiş. Nasıl onlar şikayet etmiş? Ne dediler? Bir şey demediler. Yani işte oturup konuştuk. Ya o kadar tatlı insanlar ki. Benim iyi niyetimi anladılar. Başka çarem olmadığını da. Anne, şikayetlerini geri alacaklar biliyor musun? Diplomamı geri alabileceğim. Ya düşünsene, sonsuza dek Karabayır'da yaşayabileceğim. Sevinsene kızın için. Bahar, yeter. Gitmedin değil mi Merve'nin ailesine falan? Hayır, gitmedim. Beni asıl şikayet eden insanın yanına geldim. Ve bak, buradayım. Beni mi suçluyorsun şimdi de? Anne sakın. Sakın beni aptal yerine koyma. Karabayır sana göre bir yer değil Bahar. Ya insan nasıl öz kızının geleceğini yok eder? Sen nasıl bir annesin söylesene? Bağırma burada. Nankörlük de etme. Her şeyden çok kızını düşünen bir anneyim ben. Sen beni böyle mi düşünüyorsun? Anne, ben diplomamı kaybettim. Bağırma. Hem analık hem babalık ettim ben sana bunca yıl. Tek başıma büyüttüm ben seni. Kimseler yoktu. Seni korumak zorundayım ben. Benim babam ölmedi. Onunla görüşmemi istemeyen sendin. Evde adının geçmesini bile yasakladın. Hadi kuyruğunu sıkıştırıp babana git o zaman. Hemen halleder her şeyi nasılsa. Tek bir sihirli dokunuşla geri alırsın diplomanı. Senin tek bir sihirli dokunuşla elimden diplomamı aldığın gibi mi? Artık ne yaptıysam mahkemede kendimi savunmama bile izin vermediler. Senin babamdan hiçbir farkın yok. Ha, dur ya. Belki bir farkın vardır. Biliyor musun? Babam bunu bana asla yapmazdı. Belki de bunca zaman yanlış insandan nefret etmişimdir. Alo. Yavuz. Bahar, şu an hiç uygun bir zaman değil. Ben seni sonra... Yavuz, çok özür dilerim. Zaten çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ben veda etmek için aradım. Belki bir daha görüşemeyiz diye. Ne oldu? Diplomamı kaybettim. Şikayet eden Merve'nin ailesi değilmiş ama. Annemmiş. Gidiyorum artık Karabayır'da. Orada yapacak bir şeyim kalmadı. Bu akşam son kez eşyalarımı toplamak için geleceğim. Üzüldüm. Bu kadar mı? Söyleyeceğim bu mu? Üzüldün mü? Çok üzüldüm. Salaklık bende zaten. Ben seni niye arıyorsam? Ne demeni istiyorsun Bahar? Gitme desen olmaz mı? Bahar, şu an müsait değilim. Olur da görüşemezsek kendine iyi bak. Seni tanıdığıma sevindim. Yavuz. Hoş geldin. Çolağı yakalamışsınız. Biraz zor oldu ama başardık. Sen gerçekten gidiyor musun? Telefonda şaka yapar gibi bir halim mi vardı? Diplomamı elimden aldılar. Karabayır'daki işim bitti. Bahar, bugün
çok kötü bir zamanda aradığında. Ben gerçekten çok üzüldüm. Sen birinin hayatını kurtarmaya çalıştın. Karşılığı bu olmamalıydı. Sen sevgilinim. Merve hayatınım. Ben de işimi kaybettim. Neresinden bakarsan bak en az zararlı benim. Şikayet etmeye hakkım yok. Öyle deme. Sıradan bir meslek değil. Ne bileyim. Küçükken anneme bakıp imrenirdim hep. Ama doktorculuk oyunu buraya kadarmış. Karabayır macerası da bitti ha. Biliyor musun alışmaya başlamıştım. Hatta sevmiştim bile. Merak etme biz buradayız. Gözün arkada kalmasın. Söz mü? Söz. Belki tekrar gelirim. Belki ben burada olmam. Belki İstanbul'a gelirsin. Belki gelemem. Sana bir şey soracağım ama samimi cevap vereceksin. Sor. Benden hiç mi hoşlanmadın? Bahar, 29 yaşındayım. Hayatımda senden hoşlanmayacak bir erkekle tanışmadım hiç. Yani hoşlandın. Şartlar başka olsaydı. Sevdiğim bir kadın ölmemiş olsaydı mesela. Ya da bundan ben kendimi suçlamasaydım. Kendimden bu kadar nefret etmeseydim. Her gece ölmeyi istemeseydim. Emin ol hayatımın tek amacı kalbine girmek olurdu. Biliyorum. Bize bir şans veremez misin? Bahar sen çok güzel bir kadınsın. Akıllısın. Cesursun. Hayatını benim gibi bir adamın seni sevmesini bekleyerek geçirmemelisin. Seveceğini bilsem sonsuza dek beklerim. Seveceğimi bilsen denerim. İnan bana ben buna değmem. Bırak da kimi seveceğime ben kendim karar vereyim. Tamam neyse şansımı denedim. Ya istiyorsan tokat falan atabilirsin. Ne diyorsun? Şarjörü bile boşaltırım. Gel buraya. Bakarsın bir gece ansızın gelebilirim. Benim gibi güzel bir kızın sonsuza dek bekleyeceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Her şeyi öğrendin. Bir özel kuvvetçiyi hafife almamayı öğrenemedin. Hoşça kal Sarı Komutan. Hoşça kal Doktor Hanım.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Serumlar bu tarafa, ilaçlar ve diğerleri bu tarafa. Tamam Bahar Hanım. Acil ilaç bekleyen bir hasta vardı. Hemen ona ilacını yetiştirelim. Tamam Bahar Hanım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok ölü var mıymış? Vallahi gittikçe artıyormuş. Ne olmuş? Yine saldırı olmuş. Bu sefer İstanbul'da. Hadi ya. Merhaba. Ben Bahar. Babamla görüşecektim. Tamam, bekliyorum. Kızınız arıyor efendim. Kızım. Baba. İstanbul'da patlama olmuş. İyisiniz değil mi? Sorma kızım. Ülke yaşanmaz halde. Benim de aklım sende. Yine o Karabayır denen yere gittin. Merak etme. Biz burada iyiyiz. Başka bir sıkıntın var mı? Aslında var. Bir tayin söylentileri dolanıyor. Diplomamı almama yardımcı oldun. Buna da bir el atarsın artık. Belki de kötü bir fikir değildir ha? Baba. Ben burayı bırakmam. Buradaki insanlar evlerinden, yurtlarından oldular. Birimizin onlara yardımcı olması lazım. Tamam, tamam. Bakarız kızım. Seni kırmam biliyorsun. Sen kendine dikkat et yeter. Tamam. Her şey için teşekkür ederim. Tamam kızım. Görüşürüz. Bahar! Baba! Nasılsın? Nasıl gidiyor? Türkçe. Merhaba de. Merhaba, nasılsın? İyi. Sen nasılsın? İyi. Anne. Hoppa! Hazır mıyız? Hadi bakalım, bir daha deniyoruz minik kuş. Pencera. Bir dakika, tekrarlayalım. Neydi doğrusu? Pencera. Hayır, olmadı. Doğrusunu söyle bakalım tekrar. Pencera. Aferin sana, tak bakalım. Süper. Yanlış bir zamanda mı geldim? Hadi bakalım sen git biraz arkadaşlarınla oyna. Bu ne güzel sürpriz böyle. Biliyorsun sürprizleri pek sevmem ama. Öyle mi? Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Unutmuşum. Bakıyorum bıçağın elini hazır bekliyorsun. Boynunu atlamamı mı bekliyorsun? En azından sevinirsin sanmıştım. Havai fişekler patlatalım o zaman. Ben gitsem iyi olacak ya. Yavuz. Demek Karabayır'a döndün ha? Merak etme, uzun kalmayacağım. Tayinim çıkmak üzere. Sen geldin, ben gidiyorum. Kader yine ağlarını ördü. Bana kızgınsın biliyorum. Yo. Sana niye kızgın olayım ki? Aramadım, sormadım. Bir şeyi merak ediyorum. Ama dürüst olacaksın. Tamam. Yani işle alakalı değilse sor. Bunca zaman aramayıp sormayıp, öldüm mü kaldım mı merak etmeden, böyle
diye karşıma çıkma cüretini nereden buluyorsun? Böyle gülünce kısılan gözlerinden. Yani aileden gelen bir şey yani. Hadi ya. Genetik. Öyle mi? Ben de bayağı estetik falan yaptırdın sandım. Ya sen hasta mısın ya? Ne istiyorsun benden? Niye buradasın? Ya başka sohbet edecek kimse yok. Bir şey demeyecek misin? Demeyeceğim. Ne diyebilirim ki? Ne dememi istiyorsun? Tamam, gidiyorum ben o zaman. Lütfen. Ben sana yolu göstereyim. Yo, biliyorum biliyorum. O zaman görüşürüz. Yine de seni gördüğüme sevindim. Ben de. Aa. Baba? Kızım. Nasılsın kızım? Hı? Beyefendi kim? Yabancı değil. Arkadaşım. Beni ziyarete gelmiş. Üsteğmen Yavuz Karasu. Tanıştırayım Yavuz. Babam. Merhaba. Babacığım, hayırdır? Şaşırttın beni. Ziyaret etmek istedim. Kızımı ziyaret edemez miyim? Edersin. Edersin tabii ama beklemiyordum. Ben sizi yalnız bıraksam iyi olacak. Yok. İsterseniz beraber bir yemek yiyelim. Acıktım. Yavuz'un belki işleri vardır. Üsteğmen mi demiştin? Kıdemli Üsteğmen. Nerede görevlisin? Yani vazifen ne? Bildiğiniz askerim işte. Söylemediğine göre özel kuvvetten olmalısın. Onlar her şeyi gizlemeye bayılır. Ben gideyim eşyalarımı alayım. Ben de çok memnun oldum. Tekrar. Görüşmek üzere. Çok isterim.